Merhaba arkadaşlar, Tek Otantik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu seferki paylaşımımız tabii ki çok sanatsal olmayacak ama nasıl yapılır videoları çektiğimiz için bizim de ilgi alanımıza giriyordu bu konu. Ocak ayında Çin'de çıktığından beri bu konuyla ilgileniyorum, ee, sürekli takip ediyorum gündemi. İnsanlar birçok çözüm arıyor. Tabii ki görmediğimiz bir şeyle savaşmak çok zor. Ben kanalımda hiçbir videoyu sırf çekmiş olmak için yapmak istemiyorum. Mesela görüyorum kumaştan yapılıyor Corona e, korona maskesi. Arkadaşlar bu virüs o kumaşların arasından hoplaya zıplaya çok rahat geçebilecek kadar küçük. Hele örgü maskeler yapılmış. Örgü maskelerin de hiçbir anlamı olmadığı gibi zararı var arkadaşlar. Neden? O örgüyü bir kere yüzümüze taktığımız zaman zaten terleyeceğiz. E, yani nefesimizin buharıyla bile tehlikeli hale gelen virüslerin bakterilerin yapışmasına sebep olan maskelerin bir de örgü olduğunu düşününce ben daha beter virüsleri ve bakterileri içine çekeceğini düşünüyorum. Ha içine koyulan bir küçük peçetenin de hiçbir faydası olmayacağını artı bu maske olayının zararlı olduğunu düşünüyorum. Ben maske kullanmadım şimdiye kadar. E, maskenin insanların psikolojik olarak rahatlattığını düşünüyorum ama bu psikolojik rahatlatmanın da zararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü ben maskesiz çıktığım zaman tüm ağız hareketlerime dışarıda çok dikkat ediyorum. Genelde ağzımı zaten kapalı tutmaya çalışıyorum. Mecbur kalmadıkça aç, açmıyorum. E, maske takmış olsam Belki biraz daha rahat hareket edeceğim ve daha tehlikeli hale gelecek Şimdi şu an beraber yapacağımız maske de tamamen Tabii ki çözüm değil en azından birkaç virüsü Birkaç bakteriyi Yakaladığı zaman e, Ya da temas ettiğimiz zaman öldürme etkisi olabilecek bir maske fikri olduğu için şu an bunu çekiyorum. Bilindiği gibi nefes alıp verirken bunu hep uzmanlardan şimdiye kadar duymuşsunuzdur. İlla bizim nefesimizle beraber taktığımız maske buharlaşıyor. Ya da ellerimizi etrafa sürüyoruz. Mesela kapıyı tutuyoruz, parayı tutuyoruz vesaire. Maskeyi düzeltmek için ya da maskeyi değiştirmek için taktığınızda bile elleriniz ona dokunduğu zaman virüsleri bakterileri maskeye yapıştırıyoruz ve nefesimizle oluşan buharla beraber o virüsler bakteriler maskede daha beter barınıyorlar. O yüzden videonun sonunda göreceksiniz. benim farklı bir fikrim var. Maskeyi daha tehlikeli hale getirmemek maksatlı bir çalışma olacak. En azından belki 10 virüsten 5'ini yakalama şansı olan bir maske olacak. Yoksa zaten maske hiçbir şekilde çözüm değil. Bu virüs biliyorsunuz ki gözden bile girebiliyor vücudumuza. Ben bunun için cicili bicili e, kumaşlar yerine pamuklu bir penye ve siyah renk seçtim. Penye seçmemin de sebebi var. Elastik olması. Biliyorsunuz maskeyi taktığımız zaman burun çevresinde geniş boşluklar oluşuyor ve yanak çevresinde penye ve büyük bir maske kullandığımız zaman yüzümüzü daha iyi saracağını düşündüm geniş kullanacağım maskeyi böyle bu kumaşı ilk önce dikdörtgen olarak mümkün olduğunca geniş keseceğim şimdi bu maskenin orta kısmını geniş tutacağım sadece bağlamak için şu kısımlardan bir oyuntu oluşturacağım. İlk önce şu şekli verdim. Gördüğünüz gibi bizim maskemiz iki katlı olacak. Bu şekilde. Kumaşı kıvırarak kullandığım için şu kısımda bir bütünlük var. Ve tamamen evdeki malzemelerden kullanıyorum. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkamadığımız için kumaşçıya gidip ben buna özel bir kumaş almadım. Evdeki pamuklu penyelerimden kullanıyorum. Şimdi bu kıvırdığımız yere tel yerleştireceğim. Tam ortasına denk gelecek şekilde. Bu bu kısımda kalacak. Çünkü o burun etrafında kalan boşluklar Bence çok önemli. Birisi hapşırdı, o boşluklardan direkt damlacıklar ağzımıza gidecektir. Burun boşluğunu kapatmak için teli buraya yerleştiriyorum. Bu maskede dikiş makinesi de kullanabilirdim ama dikiş makinesi kullanmayacağım. Sizlerin de evde kendi kendinize elinizde ne varsa onlarla yapabileceğiniz bir ürün oluşturmak istiyorum. Bu tel içinde e, bende bir parça böyle bakır bir tel vardı. E, herhangi bir kablo'nun içinden çıkan teller ya da klips teller, onları kullanabilirsiniz. Tam ortaladıktan sonra oraya sabitleyecek şekilde dikeceğim. Evet teli buraya sabitledik. Şimdi şu kısımlar dağılıp gitmesin diye kısımlardan da birer dikiş gideceğim el dikişi. Sadece şu kısmı bağlamamız yeterli. Bir de bu elastik kumaştan olduğu için ister çocuk ister büyük herkese uyabilir. Yüzümüzü sararak kullanabiliriz. Bunlardan birkaç tane yapmanızı tavsiye ederim. Bir kişi için birden fazla olmalı ki yıkadığınız zaman diğerini kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim benim maskemin gerçekten işe yarayabileceğini düşündürten olaya. İlk önce size aktif karbonu anlatacağım. Aktif karbon arkadaşlar su arıtma cihazlarının içinde ve birçok gıda maddesinde bile kullanılabilen zararsız bir maddedir. Mikropları, bakterileri öldürme özelliğine sahiptir. Zaten bakterileri öldürme özelliğine sahip diş macununun içinde bir de aktif karbon maddesi bulunduğu zaman daha iyi koruyacağını düşünüyorum. En azından maskemiz nefesimizden nemlendiği zaman içindeki koruyucu maddeler çözünecek ve maskemize elimizle ya da dışarıdan yapışan bakteri ve virüsleri öldürme şansı olacak. Macunu bu iki katın arasına süreceğim. Çok az süreceğim. Çünkü macun mentollü. Siz böyle mentolsüz bulursanız aktif karbonu daha yüksek ve mentolü daha az diş macunu bulursanız onları da kullanabilirsiniz. Şu an bende bu var. Şimdi bunu çok ince bir tabaka halinde sürüyorum. Böyle her alana değecek şekilde ince olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü mentol kokusu fazlası rahatsız edebilir. Solumamız zarar verebilir. Zaten bunu ıslakken de kullanmayacağız. Bu peçeteye bunu böyle sürüyorum. Kapatıyorum. Bunları böyle önceden hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi göstermek amaçlı. Arasına nasıl koyduğumu tarif edeceğim ama siz bunlardan hazırlayın, ince ince sürerek ve bunları kurutun arkadaşlar. Kuruttuğunuz zaman bu mentol kokusu da gidecektir. Evet maskemizin arasına bunu yerleştiriyoruz. Kalabalık bir ortama girmek zorundaysak ne bileyim bir hastaneye gitmek zorundaysak en azından böyle bir maskenin koruyucu bir özelliği olacağını düşünüyorum. Ve likralı bir kumaş olduğu için ve yüzümüzü saracağı için zaten bu peçete buradan kolay kolay kayıp düşmeyecektir. Üst tarafa telli kısmı getiriyoruz. Burnumuzun etrafını telli kısımla kapatıyoruz. Penye zaten elastik bir kumaş olduğu için yüzümüzün etrafını daha iyi kapatıyor. Ve nefes aldığımız bölgede aktif karbon maddesi bulunduğu için en azından bakterileri, virüsleri buradan geçerken yok etme şansı oluyor bu maskenin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yerleştirdiğim telle buraları kapattık ve yüzü sardığı için de penye kumaş olduğu için de buraları da tamamen kapattı ve aktif karbonla koruma sağlamayı umut ediyoruz. Evet arkadaşlar ülkemiz için bütün dünya için bu salgının bir an önce son bulmasını diliyorum. Daha ne kadar evde kalacağız, daha ne kadar evde vakit geçireceğiz belli değil. Bu vakitleri de kaliteli geçirmek için ve en azından psikolojimizi daha sağlam tutabilmek için kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kanalımda çok güzel geri dönüşüm projeleri var, takı tasarımları var, birçok yeni fikirler var ve bunların birçoğu da evde bulunan malzemelerle yapılabilecek şeyler. Sizlere çok sağlıklı ama çok sağlıklı tertemiz günler diliyorum